Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahin'le birlikteyiz. Piyasaların gündemindeki gelişmeleri değerlendirmek için günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından bakıldığında dün gelen Amerika'daki perakende satışlar verisi bir miktar soru işareti yaratmış gibi görünüyor. Çünkü dün gelen veri beklentinin ötesinde bir canlılığa işaret ediyordu. Hani 0.7 düşmesi beklenen veri 0.7 arttı. Kontrol grubu üzerinde artış olması beklenmezken %2,5'luk artış oldu. Dolayısıyla dün seans içerisinde bunun fiyatlamasının yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şunu da belki belli ölçüde aktarmakta yarar var. Özellikle Nisan ayındaki zirvesinden bir parça geri gelmiş durumda görünüyor perakende satışlar. Fakat Covid öncesi dönemin %19 üzerine kalmaya devam ediyor. Aynı zamanda yıldan yıla baktığımızda da %13'lük bir daha canlı perakende satışıyla karşı karşıya olunduğunu söylemek mümkün. O parasal genişlemenin yansımasını çok net bir şekilde hala görmeye devam ediyoruz. Hane halka harcamaları cephesi üzerinden dönüp bakacak olursak özellikle dün Amerikan seansı üzerinden bakarsak da bir miktar tabii quadruple witching dediğimiz tek hisse opsiyonları, tek hisse vadeleri ve aynı zamanda endeks vade ve opsiyonlarının da dönem sonu olması hasebiyle yoğunluğun ve ciddi bir satış dalgasının, satış alım dalga aralığının büyüdüğü bir seansın geride kaldığını da söylemekte fayda var. Ama genel anlamda tema aynı kalmaya devam ediyor. Canlı bir Amerikan ekonomisi var. Perakende satışlarından istihdam piyasasına bu anlamda kuvvetli kalmaya devam ettiğini görüyoruz, takip ediyoruz. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası cephesinden de bundan sonrasına ilişkin çeşitli sinyaller üreyebileceğine yönelik bir Financial Times manşeti var bugün. Diyor ki baş ekonomist Philip Lane'in yapmış olduğu kapalı bir yatırımcı toplantısındaki sunumda aslında henüz yayınlanmamış Avrupa Merkez Bankası'nın 2 yıl içerisinde enflasyon hedefine ulaşabileceğini, bu enflasyon hedefine ulaşmasıyla birlikte de faiz artırımını daha erken yapabileceğini anlattı diyor Financial Times manşeti. ECB bu konuyla ilgili haberi yalanladı ama piyasa üzerinde belli ölçüde tartışma yaratmaya devam edecektir. Biz içeriye baktığımızda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon konusundaki açıklamalarını izliyoruz, takip ediyoruz. Aynı zamanda enerji hisselerinde bir miktar hareketlilik var. Dün konuştuğumuz konular çerçevesinde belli ölçüde biraz da bunları yorumlamaya çalışacağız. Ama öncelikle istersen bir düne dönelim. Özellikle Amerika'daki perakende satışlar verisine ilişkin detayların üzerinden geçelim. Sonrasında biraz daha detaylı olarak diğer konulara da girmeye çalışalım. Yani kuvvetli görünüyor veri gördüğüm kadarıyla. Amerika'da zaten ekonomi tarafında bir problem de yok. Yani biliyorsun hem iş gücü piyasası çok kuvvetli. Hatta o kadar kuvvetli ve insanlar o kadar rahat durumdalar ki kendilerine dağıtılan çeklerle hayatlarını şu ana kadar idame ettirebilmiş durumdalar. Birçok işletme istedikleri yetenekleri, yani ama düşük ücrette ama orta ücrette olsun, bulamadıklarından şikayetçiler. O bakımdan yani Amerika'nın ekonomik durumuna ilişkin bir şüphe olduğu kanaatinde değilim zaten. Şimdi bu veriler kısmı tabii biliyorsun. Yani piyasa veriler etrafında trade etmeyi seviyor. Ama birkaç tane şey var. Yani elimizde veri var. Bunlardan bir tanesi şu. Amerikan ekonomisi çok kuvvetli. Bu kuvvetini de işte birkaç tane şeyle temellendiriyor. Bunlardan bir tanesi çok düşük faizler ve ultra gevşek para politikası. Bu önemli. Regülasyonlar büyümeyi destekleyecek nitelikte. Bu da önemli. Üçüncüsü de mali genişleme. Yani neredeyse 5,5 trilyon dolarlık bir mali genişlemeye gidildi. Hala da 3,5 trilyon dolarlık işte biliyorsun sosyal yardımların filan içinde olduğu bir şey konuşuluyor. O bakımdan bu tarafta hemen hemen hiçbir sıkıntı görünmüyor. Diğer ön kabul ne? O da tüm bu işte şeylerden, güçlü ekonomik çıktılardan ve işte Covid'e bağlı çeşitli tedarik problemlerinden ötürü enflasyonda bir artış var ama biz de bunun geçici olduğu kanaatindeyiz. Yüksek ama geçici. Yani piyasanın bunlar ön kabulü. Şimdi bu ön kabulün çerçevesi içerisinde mi dünkü veri? Bence öyle. O yüzden de yani hayatta çok bir şey değişmeyecektir ama yani bu hatırlayacaksın düşük gelen şey verisinden sonra, istihdam verisinden sonra yani Eylül masadan kalktı, tapering için falan diye konuşuyorlardı. Ama yani bu tip veriler işte o ihtimali tekrar geri getiriyor. Bu artık tabii bir oyun gibi. Sonuçta bir şey de kalmadı FED toplantısına. Gelecek hafta yapılacak. Bence onun verdiği bir rahatsızlık var ama hani baktığında da mesela 10 yıllıklar hala daha 1.30'da kalmış durumdalar. Ben bu yani faizleri asıl hareket ettirecek, belki doları kuvvetlendirecek ya da diğer taraflara işte risk of, riskleri azalttıracak
şeyin üfe tarafından ve emtia fiyatları özellikle de enerji tarafından gelmeye başladığını yavaş yavaş takip ediyorum. Bu biliyorsun hemen hemen her gün insanları da bilgilendirmek amacıyla belki sanayi de önlemini alır ne oluyor burada diye bir bakar diye veya yatırımcılar da ne oluyor diye bakarlar diye şu küresel enerji krizini konuşuyoruz. Amerika'da bundan farklı bir yerde değil. Mesela Amerika'da da doğal gaz fiyatları işte metreküp başına 5 dolara kadar vurdu. Yani 2,5 dolarlardan falan geliyor birkaç ay öncesine kadar. Yani orada da enerji fiyatları çok yüksek. Bence asıl şok buradan gelecek ve piyasa her ne kadar bunu geçici olarak falan tabir etse de yani bu işin uzaması ve düşünüldüğünden daha yüksek bir seviyede zuhur etmesi öyle söyleyelim. Bence çok büyük bir problem. Benim asıl izlediğim yerler buralar. Yani perakende satışların güçlü gelmesi iyi bir şey yani. Bu arada tabii özellikle biraz önce de bahsettik. Aslında birkaç günden bu yana da üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Enerji fiyatlarındaki potansiyel artışlar, buna ilişkin yaşanacak gelişmeler, bunların ekonomiler üzerinde yaratabileceği baskı. Biraz daha hani biz de Merkez Bankası'nın çekirdek üzerinden bir iletişim kurguladığını gördük. Hani büyük ihtimalle dünyada da enerji dışı enflasyon ölçümü üzerinden yürüyecek bir jargona hazır olmak gerekecek önümüzdeki süreçte. Çünkü çok oynak ve çok kuvvetli bir şekilde manşet enflasyonları yukarı çekme potansiyeli var. Bizim Merkez Bankası'nda çekirdeğe dönme sebebimiz farklı nedenlerden olabilir. Ama dünyada da jargonu buna uyumlu hale geleceğini söylemek lazım herhalde. Şimdi Şahap Başkan da herhalde sıkıntı içerisinde olan biteni izliyordur. Çünkü bu yani tam çekirdeğe çevirdi. Bence piyasada işte burada da konuştuk yani faiz indireceğim bu yüksek enflasyon ortamında diyor aslında. Piyasada tamam diyor. Yani 8-20'lere kadar neyse düşen kur pek de bir yere gitmedi. Hatta 8.43'lerde filan işlem giriyordu bir gün öncesine kadar. O yüzden bence minimum 50 ama tahminen bir tam puan bence cepteydi bu toplantıda. Tabii ki yani Eylül toplantısı için mi söylüyorsun? Bence benim fikrimi zaten biliyorsun. Ama tabii yani şöyle söyleyeyim ya sonuçta PPK'da oturup bir araya gelmedi. Büyük ihtimalle böyle bir karar yok. Yani ben fikrimi söylüyorum. Yani bir araya gelindiğinde alınacak kararı söylüyorum. Ama bu enerji meselesi Merkez Bankası'nın piyasayı yakından izleyen birimleri var. Bloomberg terminalleri de var. Görüyorlar yani fiyatlar inanılmaz yerlere geldi ve bu hani böyle bir şey varmış tamam kafamızı çevirelim işte bir gün sürer iki gün öyle bir mesele değil. Yani biz burada bir iki haftadır konuşuyoruz önden haber veriyoruz ama yani yarının meselesi değil bir ay iki ay üç ay başladı. Şimdi etkilerini göreceğiz işte mesela etkileri sabah bakıyordum işte sen de bahsetmiştin İngiltere'de işte bir tane şirket faaliyetlerini askıya alacağını söylüyor. Amerikalı şirketi İngiltere'deki gübre şirketi işte bir tane Avrupa'nın en büyük bakır üreticisini gördüm. Onlar yani maliyetlerle baş edemiyoruz diyorlar. Almanya'da BAS biliyorsun en büyük entegre kimya tesisi dünyanın. Bu arada BASF yani kendi elektriğinin %80'ini kendisi üretiyor. Kalan %20 için konuşuyor yani yanlış anlama diyor ki bu maliyetlerle başa çıkmak çok zorlaştı diyor. 80'ini kendi üretiyor kalan 20'sinden bahsediyor aslında. Yani bunun gibi bir sürü şirketi örnek göstermişler. Yavaş yavaş başlıyor. İşte Çin'de mesela yine orada hava kirliliği ve olimpiyatlarla alakalı ama mesela büyük ihtimalle işte şimdi üretimi rasyonalize edecekler. Ne demek bu? Yani enerji kıtlığından tırnak içerisinde ve hava kirliliğinden ötürü bazı fabrikalar çalışmasın. Neresi onlar? İşte mesela şeyler çalışmasın. Kömürle üretim yapanlar çalışmasın. O işin hava kirliliği teması ya da demir çelik gibi yoğun enerji gerektiren firmalar çalışmasın. Yani o hem hava kirliliği hem de enerji yok kusura bakmayın diyor ve bir tercih yapıyor. Yani fiyatlar yukarı giderse ya da enerjiyi bölüştüreceksem halka doğru şeyi üleştireyim diye bir tercihte bulunuyor. O bakımdan da yani bunlar mesela çok yakın vadeli temalar ve işte anlattık burada ama tekrarlayayım. Yani doğalgaza işte elektriğe falan Avrupa'da ciddi zamlar konuşuluyor ve özellikle yoğun kullanılan saatlerde çok sert artışlar var. O bakımdan da bu bir tema. Bizde de sanayi bundan etkilenecek. Özellikle yine bu şeyi enerjiyi yoğun kullanan sektörler var. Yani bunları da atlamamak lazım. Onlar için de haberler sorunlu. Zaten biliyorsun mesela kömür fiyatları korkunç arttı. Doğalgaz arttı. Yani bir buna yakın daha özellikle mesela kömür tarafında artış bekleniyor. Bunlar az buz meseleler değil. Yani bunu girdi olarak kullandığın zaman
Zaten Türkiye'de yüksek bir enflasyon ortamı var. Üfenin olduğu yer belli. O yüzden dedim ben, yani Şahap Bey bakıp ya tam faizi indirecektik, bu nereden çıktı diyordur. Desin de zaten, şu anlamıyla söylüyorum. Çünkü yani faiz indiriminde yakalanırsak böyle bir döneme ve bir anda mesela işte elektriği, gazı ne kadar sübvanse edebiliriz ki? Yani zaten ediyoruz. Şimdi fiyatlar buraya gelirse, aldığın kömürün, gazın fiyatı yukarı gitmişse yani bir tur daha... Böyle kabaca 1/3 falan civarında Avrupa'daki fiyatlamayla Türkiye'deki fiyatlama. Dolayısıyla bayağı ciddi makas var. Orada bu kadar hızlı gitmeye devam ederken bizde bu kadar düşük kalması pek mümkün görünmüyor yani. Ya bu arada mesela yani petrol konuşmuyoruz ama yani petrolde de zaten hani işte bizdeki Eşel Mobil vesaire bir sürüsü zaten yani göğüsleniyor. Petrolde de $75'ın üstü şu an bence artık kalıcı oldu. Yani bu seninle hep konuştuğumuz yıl sonunda $80 doğru gitmek ister meselesi ciddi. İşte orada da Amerika'da fırtına mevsimi epeyce aktif geçiyor gördüğüm kadarıyla. Zaten talep tarafında çok önemli bir problem yok. O yüzden stoklar azalıyor, talep de iyi diyerek dönüp petrolü de alıyorlar. Yani WTI'yi de alıyorlar, Brent'i de alıyorlar. Enerji kontratlarında özellikle bu Aralık ayının ben çok pik olduğunu, ilk çeyrekten sonra fiyatların düşme eğiliminde olduğunu görüyorum vadeli işlemlerde. Ama şu an Eylül'deyiz. Yani önümüzdeki 6 ay zorlu. Ya da 5 ay bence bir problem var. Ve bu 5-6 ay içerisinde Türkiye'de elektriğe de gaza da zam gelebilir. Yine üretimde işte Türkiye'nin şu an bir problemi yok ama böylesi sorunlar yaşanırsa yani Avrupa'da da mesela büyük ihtimalle elektrik kesintileri görecekler. Yani bilmiyorum, okumadım böyle bir şey ama yani hesap ortada. Herhalde yatacaklar, yaktıklarında mesela gece 2'den 3'e, bazı geceler 3'ten 4'e, 2'den 5'e ne bileyim ben. Yani onu ayarlayacaklar diye düşünüyorum. Piyasa için potansiyel riskleri ve tartışmaları yaparken belki belli ölçüde emtia fiyatlarındaki artıştan bahsettin. İşte petrol, enerji cephesini konuştuk. Belki bir parça demir cevherine de bakmak lazım. Bugün çünkü özellikle o tarafta %5 civarında daha geri çekilme olduğunu görüyoruz demir cevherine Asya işlemlerinde. Birkaç tane temel gerekçesi var. Bir tanesi Çin'deki Evergrande hikayesi. Buradan kaynaklanabilecek olan riskler belli ölçüde bu piyasayı etkiliyor. Diğer taraftan yine Çin'in çelik üretimini kısma yönünde almış olduğu kararın da yansımaları belli ölçüde demir cevheri fiyatları üzerinde bir baskı oluşturuyor. İnşaat pazarı zaten belli ölçüde zayıflıyor. Yani demir cevherinde UBS'in de bir tane raporu var. Zaten Sade anlatır bugün yayınlarında. Oradaki bakışa göre de diyorlar ki bir arz fazlası oluşmak üzere. Dolayısıyla önümüzdeki süreç hani emtia ürünlerinin kendi içerisinde birbirinden biraz daha farklılaşacağı bir tabloyu getirebilir beraberinde. Demir cevheri iyi örneklerden biri. Şimdi demir cevherinde birkaç cephe var tabii. Bir tanesi Avustralya'dan alınıyor. Sen işte nükleer denizaltıyı salarsan adam da demir cevherinden kısmaya başlar yani. Onlar için çok kötü haber. Tabii yani burada da sıklıkla konuştuk. Metallerin kendi arasında ayrıştırıldığında demir cevheri diğerlerinden daha farklı bir durumda. Birkaç sebepten ötürü. Bir tanesi bu arz talep dengesinden ötürü. Hakikaten de sadece UBS'in değil birçok kurumun da tahminine göre zaten çoktan arz fazlasına geçildi. Hem bu sene durum böyle hem de 2022 için de böyle olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla şu ana kadar $200 bile biliyorsun üstünü denemişti fiyatlar. Şu an $100 altına doğru bir yolculukta. Gelecek yıl boyunca mesela 80 küsur dolarlarda kalması bekleniyor. Bu şey için iyi haber. Yani bizim tarafta da kullanacaklar için iyi haber. Tabii işte bu az önce bahsettiğimiz işte Şangay ve Hebei'de başlayan üretim kesintilerinin Çin'in bazı bölgelerine tek tek saymayayım tekrar yayılması kararı alınmış. Bunun da sebebi işte olimpiyatlarda gökyüzü mavi olsun, olimpiyat mavisi olsun filan diyerek kampanya yapmışlar. Bir de işte bu enerjiyi rasyonize etmekten, idareli kullanmaktan bizim eski tabirle oradan kaynaklanıyor. Yani burada mesela bir nikel ya da alüminyumdan farklı şekilde fiyatın baskı altında kalacağı anlaşılıyor. Bu belki bizim biraz borsadaki işte Ereğli Kardemir hareketinin de bir bölümünü yansıtıyor. Çünkü işte demir çelikçilerde 3. çeyrekte pik marjlar görüldü. Hani borsaya konuşmadık ama ben kendi kendime açmış oldum. Tabii yine de yani ben baktım fiyatlarına mesela. Şu bahsettiğimiz konuya nazaran çok daha sert cezalandırılmışlar. Çünkü işleri o kadar iyi ki ona rağmen çok ağır baskı altında kalmışlar. O da bence bu demir cevherinin metaller arasında ayrışması ve yatırımcının tam önünü görememesinden kaynaklanıyor.
Açtığın Evergrande tarafını istiyorsan biraz genişletebilirim. Gidelim çünkü Evergrande hakikaten piyasalar açısından bir risk olmaya doğru gidiyor. Büyüklüğün tabii Türkiye'de daha net olarak anlaşılabilmesi için biraz insanların buraya yabancı olduğunu anlayarak da işin içerisine girersek. Orada yani şu an itibariyle inşaat halinde yaklaşık 1.4 milyon gayrimenkulü olduğunu söyleyelim. Bu çok büyük bir rakam. Toplam inşaatlarının büyüklüğünün 200 milyar doları aştığından bahsedebiliriz. Keza yine aynı zamanda Çin'deki tasarruf, normal bildiğimiz tasarruf modellerine benzemiyor. Emeklilik sistemi bildiğimiz bir emeklilik sistemi değil. Dolayısıyla tasarrufların içerisinde gayrimenkulün payı %40'lara kadar ulaşmış durumda. Bir yandan da yaklaşık 700 bin kadar hisse senedi yatırımcısı var. Dolayısıyla yani sadece Evergrande hissesini elde tutan. Dolayısıyla böyle bakınca hani Çin için büyük bir risk. Yönetsel anlamda nasıl sonuçlandırılacağı da hemen hemen herkes için önümüzdeki dönemin iz düşümünü göstermesi adına önemli. Hani biz hep söylüyoruz önemli, önemli ama şu an için bölgesel görünen bir risk. Önümüzdeki dönemde yayılma etkisi yaratır mı ona bakmak lazım. Evet, hatta işte Lehman'la karşılaştırmışlar. Acaba Çin'in Lehman'ı olur mu diye. Yani tek tek konuşmaya çalışalım. Lehman'ın yani Amerika için simgeleştirdiği şey bir tane şeyin. Ne denir? Collateral'ın, teminatın işte İngilizcesiyle rehypothecation of collateral. Yani tam Türkçeleştirirsek teminatın aşındırılması. Aynı teminatın sulandırılıp bin kere farklı insanlar tarafından kullanılması. Halbuki teminat dediğin şey o gün işte bankanın kapısından girip işte 400 bin dolarlık evini alan adın ya da adamın aldığı kredinin paketlenmiş haliydi. Şimdi o yüzden Lehman'daki problem riskin fiyatlanmasından kaynaklanıyordu. Ve işte o aynı riskin birçok kurum arasında farklı şekillerde dağıtılmasından. Yani olay öyle koptu. Ve bir yani işte yine İngilizce tabir mecburen kullanıyorum ki daha yakından izleyenler şey yapsınlar diye. Solvency. Yani sağlamlık, ayakta kalır mı kalmaz mı bu şey? Ödeme yetkinliği. Ödeme yetkinliği diyelim ama bu taraftaki problem Lehman'a pek benzemiyor. Yani belki hani tarihsel olarak o da Eylül Ekimlere falan denk gelmişti. Hani öyle bir bağlantı kurulabilir ama onun haricinde ne finansal şartlar benzer ne de olayın yapısı. Buradaki sorun daha ziyade bir bilanço problemi. Yani bilançonun aktif pasifine baktığında yani gelirler giderler neyse o şeyler, varlıklar, yükümlülükler birbirlerini tutmuyor. Buradaki sorun bu. Bu bambaşka bir şey. Yani bu likiditeden de birazcık daha farklı. O bakımdan diğer kurumlar üstüne yayılması ve onun da risk iştahını işte belli bir yere getirerek Çin'in İşte hep beklenen, ya biz demedik mi Çin batacaktı, çok borcu vardı konusuna ben gitmesini beklemiyorum. Yani arada çok dediğim gibi net bir fark var. Finansal krizlerin doğasını biraz çalıştığın zaman kimi zaman birbirlerine çok benzediklerini ama kimi zaman da çok ayrıştıklarını görebilirsin. Bence bunlar hiç birbirlerine benzemiyorlar Lehman'la. O bakımdan da yani sistemin kalanına nüfuz etmesi bana çok şey gelmiyor. Mantıklı gelmiyor. Bu bence önemli bir konu. Şey tarafında yine Evergrande tarafında asıl sorun yani bir Çin rüyası dersek işte şirketleri halka arz edelim. İnsanlar gelsinler bundan alsınlar. Yüz milyonlarca Çinli vatandaş ve onlar da refaha ortak olsunlar. Nasıl olsa biz bunları batırmıyoruz. Yani böyle bir şey var. Yani sonuçta Çinliysen birkaç tane şeyi verili kabul ediyorsun. İşte hani o yok bu yok ama şu var bu var. Şimdi bu şirket böyle yani bağıra bağıra batıyorsa ki Evergrande'nin meselesi yani dün bugün değil. Herhalde 2 senedir falan sorunlu olduğu biliniyor. Son 1 yıldır bonosuna ilişkin problemler var. En son Nisan ayında iyice bir ayyuka çıktı. Bonolar 90 sente kadar düştü. Şimdi en son 25 sente kadar gelmiş durumda. Tabii şimdi bu şöyle bir soru işareti uyandırıyor. Acaba diğer konut geliştiricilerinde de benzer problemler var mıdır? Varsa onları da bırakırlar mı, batarlar mı? Yani Çin'in mesela yine hem finansal olarak yayılır mıya vereceğim bir cevap da şey olsun. Sonuçta sermaye akımları tam serbest değil. Hoş Amerika'da krizin dibinde de tam serbest olmadığını, işte kamunun işin içine girdiğini falan gördük ama yani toparlamak gerekirse çok önemli bir konu. Fakat Çin bunu kendi içerisinde çözecek gibi görünüyor. Ama tabii ki risk iştahını baltalar. Ama mesela bugün baktığında mesela Çin hisse senetlerinde ciddi bir problem yok. Ya diyorlar ki işte 4 gün hafta sonu tatili var, şeyler iyi gider, teknoloji hissedir. Biz biraz teknoloji hissesi alalım. Hatta bazı işte enerji Türkiye'de bizde de BİST'te de başlamış gördüğüm kadarıyla elektrik üreticilerinin hareket. Biraz da işte oradan alalım filan diyerek öyle kapatmışlar açığı yani.
Peki istersen biraz iç gündeme de dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamaları, özellikle enflasyon tarafında yaşanan problemler ve bunun yaratabileceği önümüzdeki dönemki aksaklıklardan bir parça bahsettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yapmış olduğu açıklamada bir Türkiye'nin aslında son dönemin en yüksek büyüme oranlarından bir tanesine ulaştığını, hatta işte belki bu yıl dünyanın en fazla büyüyen ülkelerinden bir tanesi olacağının altını çiziyor. Diğer taraftan Fitch'in de Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisini %9.2'ye revize ettiğini, son 10 yılın en hızlı büyümesini yakalayacağına dair görüşünü aktardığını da söyleyelim. 7-8 bölge ve ülke için bir revizyonları var. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Parantezi kapattım. Erdoğan'ın açıklamalarına geçiyoruz. Bu büyümenin karşılığındaysa yüksek bir enflasyon var elimizde. O enflasyonla mücadele kapsamında diyor ki Cumhurbaşkanı, fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle enflasyonu kontrol altına alarak fahiş fiyat artışını düşüreceğiz. Bu önemli çünkü özellikle iktidar kanadında yüksek enflasyona karşı farkındalığın dile getirildiği 3. ya da 4. konuşma oluyor. Dolayısıyla burada atılacak olan adım nedir? Mücadele yöntemi ne olacaktır? Biraz belki bunlara bakmak lazım. Daha önce de benzer şekilde enflasyonla mücadele kapsamında fiyat artışının aşkın olduğu düşünülen yerlere yönelik getirilecek kısıtlamalarla bunların mücadelesine çabalandığına şahit olmuştuk. Bunlar pek beklenen sonuçları vermemişti. Özellikle tabii enflasyondan bahsediyorsak para politikası ve mali politika düzlemi sanki piyasanın biraz daha fazla gündeminde olacak. Biraz belki burayı tartışmakta fayda olabilir. Pardon, son bir not olarak da şunu söyleyeyim. Dün bir de şeker pancarı alım fiyatını açıkladı Cumhurbaşkanı. Mesela bir önceki yıla göre %25'lik artış var şeker pancarı alım fiyatında da. Yani tabii şimdi kapsamlı bir konu. Yani bizim için yeni de bir şey olmadığından ötürü yani çok da yeni söyleyecek bir şeyim yok ama yani bu açıklamalardan sonra ne olabilir diye düşünülecek olursa tabii Türkiye'nin problemleri yeni değil. Bunların bir kısmı epeyce eskiye dayanıyor. Bir kısmı pandemiyle beraber iyice ne yazık ki ayyuka çıkmış durumda. Bu. Şimdi büyüme tabii yani bu pandemiyi yani virüsü bir savaş olarak düşünürsek daha önceki krizlerden farkı neydi? İşte Amerika'da işte diyelim ki Lehman batıyor. Amerika'nın krizi diyorsun. İşte teğet geçti diyorsun. 8-9 daralıyor sonra kendine geliyor. Çünkü oraya ait bir kriz. Başka önlemler alınıyor. Dünyanın farklı yerlerinde farklı hissediliyor. Avrupa borç krizi. İşte Yunanistan Avrupa'ya değiyor. Diğer yerler stresini yaşıyor ama yani asıl oraya değiyor. Ne bileyim işte yüksek gıda fiyatlarından işte Arap Baharı diye nitelendirilen ayaklanmalar başlıyor. Orada daha fena yaşanıyor filan. Yani ama bu öyle bir şey ki tüm dünyada yaşandı. O yüzden savaş gibi görmek gerekir. Savaşların ardından da genellikle bolluk dönemleri, genişlemeler gelir. Çünkü işte yani bomba atılır, bina yıkılır, yeniden yapılır. O mesela milli hasıladan götürülen şey yerine konmuş olur, büyür. Çünkü mal ve hizmet üretiyorsun. Şimdi Covid-19 sonrasında da böyle. Yani hem istatistiki, mekanik bir büyüme var. Geçen sene daralmıştın, şimdi büyüyorsun. Hem de işte üstüne bir sürü şey yapıyorsun. Bu dünyada görülüyor. O yüzden de Türkiye buradan gelen fiyat artışlarından muzdarip bir kere. Onu kabul etmek lazım. Ama buraya gelesiye kadar da Türkiye'nin sorunları vardı ki Sayın Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla biraz mutfağa da referans da yani mutfaktaki yangının farkındayız diyor aslında. Çünkü gerçekten yangın var. Bugün yani sonuçta enflasyon göstergeleri özel göstergeler. Yani diyorsun ki ben bir sepet yapıyorum. Sepette şu mallar var, ağırlıkları bu harcamalara göre. O yüzden bu işte mesela tüketici enflasyonu. Fakat mesela orta direğin, çalışanların yani orta direk de epeyce direği aşağı yamulmuş şeklinde aslında son yıllarda ama nesi var? Enflasyonu çok yüksek. Yani onların mesela 19 değil enflasyonu. Onların enflasyonu 50. Ki onların dediğimiz kesim şimdi Türkiye'nin yani ana gövdesi. O yüzden de siyasetçinin enflasyonu anlıyoruz demesi bence biraz buradaki yakınmaların ayyuka çıkmasından kaynaklanıyor. Bugün zengininden fakirine Türkiye'de herkes enflasyon gerçeğinin farkında. Ve acaba yani 90'lar ekonomisine bir dönüş oldu mu olmadı mı? Bence konu bu yani. Çünkü sanayi, üretici, ne bileyim ihracatçı mutlu. Dışarıya mal satıyor. İşte ISO 500, ikinci 500 açıklanıyor. Görüyorsun fiyatlamalarda bir problem yok. Bir de talep canlı, ekonomi canlı olduğu için ham madde fiyatındaki artış olsun, elektrik, doğalgaz fiyatındaki artış olsun, talep canlı olduğu müddetçe fiyata geçirebiliyor. Dolayısıyla marjını da nispeten koruyabiliyor. O yüzden sanayici açısından iyi bir ortam var pazar açık olduğu sürece. Çok zor yönetmek, maliyet yapmak yani o anlamda işler berbat. Yani çok zor ama
Yani dediğim gibi bir şekilde kıyaslama yapıyorum ben şu an. Yani halkla karşılaştığımda, çalışan kesimle durum öyle değil. O yüzden de yani Cumhurbaşkanı büyük ihtimalle söylüyor. Çünkü yani gıda fiyatları epeyce yüksek ve faiz indirme arttırmalarıyla falan da çözülecek gibi değil. Daha esaslı çözümler lazım. İşte mesela bir hal yasası vesaire Türkiye'de işte ben bildim bileli gidiyor, geliyor, çıkıyor vesaire ama anlamlı bir forma kavuşmuyor. Ya son 20 senedir var. Son 20 senedir anlamlı bir forma kavuşmuyor. O bakımdan da mesela işler çözülmüyor. Hala daha hani bunu bir bilgi gibi mesela satabiliyoruz. Ya bu tarlada bir işte şuradan aldım 5. Öyle çiğ süt fiyatı mesela 3.20 idi galiba. Geçen İrfan'la konuşuyoruz. Markette süt aldığın zaman 9 liraya satıyorlar. Ya bu da böyle. Yani çok zor olmasa gerek, anlatabiliyor muyum? Yani tarladan sofraya gelene kadar bir durum var. Bunu nasıl çözeceğiz? İşte çeşitli zamanlarda ithalat yasakları alınıyor filan ama yani o yüzden dedim bir kere kurun işte devamlı devalüe edilmesi bir taraftan işine yararken bir taraftan da zararına oluyor. Yani çünkü yem fiyatları mesela inanılmaz artıyor. Yem fiyatı arttığı zaman hayvanın fiyatı artması lazım, sütün fiyatı artması lazım. Hayvanın fiyatı artmıyorsa gidiyor onu besici, kesiyor. O zaman sen ondan mesela ürün çıktı alamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar hep birbirini izleyen faktörler. Hele ki zaten son kuraklıktan sonra filan tarım tarafında da işler epeyce zorlaştı. Dediğim gibi yani bir sefere mahsus COVID kaynaklı, doğa iklim şartları kaynaklı işler de var. Ama işin temel kısmı da var. Ve özellikle bu gıda şokundan, yani Cumhurbaşkanı oraya referans yaptığı için söylüyorum, en kötü etkilenen ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Yani bunun bir endeksini çıkardığında en çok kimlere dokundu diye bize dokundu. Çünkü o bahsettiğim yaralarımızdan ötürü biraz daha fazla bizde alerji yapıyor. Ama bu tabii hani bir günde çözülecek mesele değil. Öyle olsa zaten çözülür. Ve hemen çözerler. Çünkü şeyi olur, faydası da olur. Zaten 2023 civarında öyle ya da böyle bir şekilde artık seçimler var. Türkiye'deki ben yani kutuplaşmış da ortamı düşündüğümde büyük ihtimalle biz 3 ay içerisinde zaten seçim sattım haline girdik. Yani ondan sonra artık bütün işler oraya dönük yapılır ve oraya giderken bu mutfak enflasyonu bence ciddi zararlı yani siyaseten. Peki sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Bir de Avrupa Merkez Bankası tartışmasını çok hızlıca üzerinden geçip gidelim. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın baş ekonomisti Philip Lane'in kapalı bir yatırımcı toplantısında bir modellemeden bahsettiği, bu kapalı model toplantıdaki modellemeye göre Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyon hedefine 2-2,5 yıl içerisinde ulaşabileceği, dolayısıyla bunun hemen ardından da faiz artırımına gitme potansiyelinin kuvvetlendiğine dair Financial Times gazetesinin manşeti var. Aynı anda ben hani ECB'den hiç bu kadar hızlı reaksiyon görmemiştim, öyle söyleyebilirim. Bu sabah saatlerinde yani gazetenin manşetine haber girer girmez Avrupa Merkez Bankası yok aslında öyle de bir şey yok. Philip Lane toplantıya katıldığı doğru, konuştuğu doğru fakat herhangi bir projeksiyon verdiği, faiz artırımına dönük zamanlamadan bahsettiği doğru değil diyerek yalanlaması geldi. Bugün piyasada tartışılıp konuşulabilecek konulardan biri olduğu için Financial Times'taki manşet. Onun için bir çok hızlıca üzerinden değerlendirip geçelim. Yani şimdi dünyada merkez bankaları kapalı toplantılar yapıyorlar. Türkiye'de bu gerçeğin farkına varmıştı biliyorsun. Böyle bir şey mi olur filan diyerek ondan sonra öğrenmişlerdi. Şeyde de yani ECB'de de Fed'de de bunlar yapılıyor. Fakat şunun bilinmesi lazım. Yani benim bildiğim kadarıyla bu toplantılar kayıt altında. Yani bir kamera falan kaydetmiyor ama yani oradaki sunum ve işte yapılan açıklamalar başka birileri tarafından, yine aynı banka görevlileri tarafından kayıt altına alınıyor. Yani eğer ki FT ısrarcı olursa büyük ihtimalle ECB kayıtları çıkarıp rencide edebilir. Tabii çok zararlı bir şey kendileri için haber. Çünkü yani faiz artışı falan masada yok. Yani görüyorsun işte pandemiye bağlı varlık alımlarını bile ancak birazcık azaltabildiler. Hala işte 70-80 milyar euro her ay mal alıyorlar. Yani o bakımdan ufukta da görünmüyor. Yani en son enflasyon tahminlerini yeni güncellediler. İşte 2022, 2023, 2024 yılını yanlış söylemeyeyim diye tek tek saydım. 2024 yılında 1,5 muydu neydi yani enflasyon tahmini? Hala da 2'ye varamıyor. Yani baş ekonomistin bunun aksine bir şey söyleyip de faizleri artıracağız demesi herhalde işgüzarlık olurdu. Zannetmiyorum ben de haberin doğru olduğunu yani. Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte. Günaydın Ali. Günaydın. Özellikle aslında dünden bu yana konuşulan konulardan bir tanesi, biz de dün sabah yayında bahsetmiştik. Vergi içeriğini de düzenleyecek bir yeni yasal yasa tasarısıyla birlikte çeşitli alanları belki belli ölçüde rahatlatacak, belki belli başlı noktalarda vergi düzenlemesini derinleştirecek bir çalışma olduğuna dair nedir şu an itibariyle son durum diye bir sorayım. Özellikle KOBİ tarafını, esnafı rahatlatmaya yönelik çeşitli düzenlemeler olabileceğinden bahsediyor. Doğru. Özellikle küçük esnafa getirilen vergi muafiyetleri olacak gibi gözüküyor. 55 maddeden oluşuyor. Meclisin açılmasıyla, yani 1 Ekim tarihinde de meclise sevk edilmesi hedefleniyor şu anda bu teklifin, vergi teklifinin. Şimdi çok madde var ama mesela özellikle konuşulacak olan basit usulüyle defter tutan işte kuaförler, berberler, terziler gibi esnafa bir yani cirosu 240 bin TL'nin altında olanlara gelir vergisi muafiyeti getirileceği ifade ediliyor bu teklifte. Birincisi bu. Yine internet yayıncıları ve YouTuber'larla ilgili gelişmeler var. Son düzenlemeyle vergi mükellefi haline getirilmişlerdi zaten. Yine vergi mükellefi oluyorlar ama defter tutmalarına gerek yok deniyor bu teklifle beraber. Mesleki eğitime bir destek var, teşvik var. Meslek lisesi nitelikli ara eleman çalıştıranlara devlet tarafından teşvik verilecek maddelerden birinde ve çiftçilere yönelik de maddeler var. Mazot, gübre gibi tarım destekleri ve hayvancılık desteklerinden de vergi kesintisi olmayacağına yönelik maddeyi içeriyor. Bu vergi teklifi dediğim gibi 55 maddeden oluşuyor. 1 Ekim tarihinden sonra meclisin açılmasıyla beraber ilk hafta içerisinde hemen sevk edilerek yasalaşması da konuşuluyor. Bugün muhtemelen konuyla ilgili daha detaylı açıklamalar da yapılacaktır. Belki esnaftan da, TESK'ten de konuyla ilgili değerlendirmeler gelecektir. Ama işte o konuştuğumuz vergi düzenlemesinin detayları şu anda en azından gelen bilgiler doğrultusunda bu yönde. Peki bir yandan da yine seçim tartışmaları devam ediyor. Özellikle İYİ Parti'den gelen açıklamalar Millet İttifakı'nın içerisindeki adayın ortak belirlenmesine dönük. Biraz daha oralarda sanki yumuşak bir üslupla iş yürüyor gibi görünüyor. Hatta Temel Karamollaoğlu'nun da açıklamaları var. Beni Cumhurbaşkanı adayı ilan ederlerse kavgasız gürültüsüz ittifaka dahil oluruz diye. Dolayısıyla diğer, orası da devam ediyor. Diğer tarafa da söylüyor aynı şey. Yani Cumhur İttifakı'na girer tabii ama ben ittifakın Cumhurbaşkanı adayı ben olayım yönünde. Evet, hatta Sayın Karamollaoğlu'nun dünkü açıklamalarında kendisinin de Sayın Akşener gibi Millet İttifakı'nın tek adayla gitmesinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü dile getirmiş durumda. Meral Akşener'in açıklamalarında tıkayıcı olmayacağım ama bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum diyor. Şu anda Millet İttifakı içerisinde bu konuyla ilgili, yani adayın kim olacağındansa nasıl bir adaylık stratejisi belirlenmeli yönünde görüşmeler var. Partiler arasında da, liderler arasında da görüşmeler devam ediyor. Mesela bugün de görüşme olacak yanlış bilmiyorsam Sayın Karamollaoğlu'nun ziyaretleri kapsamında. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de değerlendirmeler geçen hafta içerisinde gelmişti. Dolayısıyla her ne kadar 2023'te olsa da seçim, hem liderlerin il il gezmeleri, işte dün Sayın Cumhurbaşkanı Kırşehir'deydi, Sayın Akşener Ardahan'daydı. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu yine hatırlamıyorum nerede olduğunu ama en azından Ankara dışındaydı, onu söyleyebilirim. Bugün de böyle devam edecek gözüküyor. Liderlerin şehir içindeki açıklamaları, yurt içindeki de turları devam edecek. Bu kapsamda seçime yönelik partilerden değerlendirmeyi çok duyacağız. Ben birazdan bakarım Sayın Kılıçdaroğlu neredeymiş diye. Ona yönelik açıklamayı da yarın yapalım. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporunun da sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Pelin Yantur yatırım bülteniyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.